Erdal Hoç ile maç sonuna hoş geldiniz. Gaziantep Spor, Trabzonspor maçının ardından yine Erdal abiyle beraberiz. Erdal abi hoş geldin. Merhaba, herkese iyi günler. Abi yine birazcık bir gecikme oldu şampiyonluk açısından. Ben öyle bir soruya gireceğim ama ondan önce yine bir maçı sorayım sana. Yine maçın yıldızı Dorukhan diyebileceğimiz neredeyse öyle bir maç gördük. Sen neler söylersin abi? Ya şöyle genel olarak bir Trabzonspor taraftarını çok tırnak içinde söylüyorum çok şımarttı. Çok çok şey alıştırdı. Beklentiyi çok büyüttü. Dolayısıyla bazen gerçekten kopuyoruz. Yani şimdi son 3 haftada 2 puan alabildi Trabzonspor. Evet. Kötü yandan bir kere yenildi. Oynadığı takımlar Rizespor maçını değerlendirelim tek başına. Maç gibi değildi zaten. Çok anlaşılabilir bir şey. Beşiktaş çok formda bir Beşiktaş ve derbi ne olursa olsun. Tabii. Antep de evinde çok iyi bir takım. Dolayısıyla hani tek tek bakınca her biri anlaşılır sonuçlar aslında ama kümülatif söyleyince son 3 haftada 2 puan kötü. Yani bunca sene bunca haftadır alıştırdığı şeyden çok uzak bir görüntü. Ama her bir sonucun sebepleri var. Biz o sebepleri kolaycılık yapıp işte ruhsuzluk, yeterince inanmama vesaire gibi yorumlamayı seviyoruz. Ama öyle değil. Böyle sevdiğimiz sürece de istikrar sağlanmıyor. Bu bence Türk futbolunun problemi. Yani burada şöyle bir problem var. Ya taraftarın böyle konuşması normal. İlk gün maç sıcaklığıyla ama ertesi gün herkes sağlıklı düşünebilir. Buna rağmen eleştirecek tarafı var mı Trabzonspor? Kesinlikle var. Yani bir sonuç alınamamışsa mutlaka daha iyisi mümkündür. Dün de daha iyisi mümkündü. Birçok açıdan mümkündü. Belki hoca daha erken değişiklikler yapabilirdi. Daha erken risk alabilirdi. Ama öte yandan muhtemelen Abdullah Avcı da şöyle düşünüyordur. 3 puan iyi, 1 puan da çok kötü değil. Tabii haftaya bırakıyor en azından işini. Şöyle bakalım. Rizespor maçında da 1 puan alsaydı Trabzonspor, Cuma günü galibiyet halinde Konyaspor'u devre dışı bırakıyordu. Evet. Yani o son dakikadaki o sağlıksız yerleşme olmayıp da 1 puan alsaydı Rizespor'dan, Cuma akşamı galibiyet halinde Konyaspor'da devre dışı kalıyordu. Sadece kalan haftalarda Fenerbahçe'nin bir puan kaybı, herhangi bir puan kaybına kalacaktı. Fenerbahçe bugün kazanırsa bu ihtimal dahil. Tabii. Dolayısıyla bir puan da önemli. Yani kalan haftalarda Trabzonspor'un bir galibiyet, iki beraberliğe ihtiyacı var. Rakipleri tamamını kazanırsa. Dolayısıyla tamamen bir kayıp yok. Konyaspor'la mukayese edersen hatta bir puan daha farkı arttırmış oldu. Ama ne yapılabilirdi? Yani çok belli ki fiziksel olarak çok kötü bir vakame var. Ben bunun mental olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel olarak çok kötü. Hele bir iki pozisyonda o kadar belirginleşti ki o fiziksel yetersizlik makamı adına. Çok aşikar oldu yani. Ve maç boyu şeyi gördük bol bol. Gaziantep sağ bekinin ya da sağ açının çok geniş alanda tek başına gelen ters topu rahat rahat kontrol edip top sürdüğü alanları gördük. Yani o kadar geniş alanlar bıraktı ki. Hatta Dorukhan birçok pozisyonda olması gereken yerde değil, kenarda olmak zorunda kaldı. Yani Oraya fazla bir efor sarf etmek zorunda kaldı. Sol tarafı kapatmak için çok fazla efor sarf etmek zorunda kaldı. Böyle olunca da bir iki pozisyonda göbekten çok rahat delindi Trabzonspor. Yani Hamşik'in de savunma anlamında hani o kadar bir iki pozisyonda dikkat ettiysen hani çok temas etmemeye çalıştı. Bu Evet. anlaşılabilir bir şey. Ama hücum organizasyonlarında Hamşik'in gelişi çok net belli oldu. Yani özellikle Kesinlikle. o sağ kanat organizasyonlarında olağanüstüydü. Yine alıştığımız organizasyonları gördük. Gol olmadı sadece. Uğurcan'ın da yine hakkını verelim bu arada. Bir top özellikle o çok zor bir toptu. Yani direğe Direk çarpan topu. çarpan o. Ben mesela önce Uğurcan kurtardı zannetmedim. Sen sadece direkten döndü zannettim. Ama Ama öyle Uğurcan ben de ilk öyle sandım. harika temas etmiş ki yani bir kere Evet. daha Uğurcan ne kadar kıymetli, ne kadar önemli, ne kadar olağanüstü bir kaleci olduğunu göstermiş oldu. Bu golün dönüşü çok önemliydi. Dün hemen fark etti kendini. Dersin sol bekte Vakame ile beraber oynamasına rağmen çok kötü değildi. Yine gayet iyi işler yaptı. Dün görebildiğim kadarıyla Kouassi daha önce alınabilirmiş. Yani dünkü Kouassi ben Vakame'yi kalan haftalarda en azından ikame edebilirim dedi bana. Ben öyle okudum. Yani maç maç bakmak lazım. Her maç farklı olabilir. Ama dünkü maçta görebildiğim kadarıyla Kouassi hatta Koyta da daha önce denenebilirdi bence. Duvar olma konusunda Koyta Cornelius'tan daha iyi. Yani sırtı dönük oynarken Koyta gayet iyiydi. O pozisyonlar da iyiydi. Vakame gibi Visca da kötü bu aralar. Geçen hafta da kötüydü. Bu Evet, hafta da bir şey geçen hafta da. geçmediğimiz Visca hani o yani kaçırdığı goldeki
konsantrasyon problemi çok net. Yani daha önce vurmalıydı. Çizgiye inmeden vurmalıydı. Ama bunlar olacak. Futbolda bunlar var. Ya Trabzonspor taraftarı yaşadığı günlerin kıymetini bilmeli bence. İnsan yaşarken fark etmiyor. Tabii. Elbette ki yani şimdi kalan Cuma günü şampiyonluk maçına çıkmak kendi sahanda o çok bambaşka bir şey olurdu. Ama bu niye olmadı diye kızılmaz. Üzülünür sadece. Kızacak bir şey yok. Çünkü kime kızacaksın yani? Sonuçta Antep deplasmanı. Zor bir deplasman. Kalan buraya kadar getiren onlar. Evet. Kalan haftalarda 5 beraberlik alsa bile şampiyon Trabzonspor. Yani yenilmeme özelliğini sürdürmesi bile yeterli. Dolayısıyla ona bakmak lazım. İşin o kısmına bakmak lazım. Gaziantep tebrik etmek lazım. Yani bizim ligde, yani hep Premier Lig'den çok güzel örnekler veririz. Dün Trabzonspor yani dün kazanırsa önümüzdeki cuma taraftarının önünde şampiyon olacağı, şampiyonluk maçına çıkacağı bir maç oynadı. Son 5 dakika rakip kapanmış. Top Visca'nın önünde, sol kenarda tam istediği pozisyon ve önünde bir Gaziantep'li futbolcu yerde yatıyor. Hareket etmedi, durdu. Bence çok güzel bir görüntüydü. Yani bizim ligde çok alışık olmadığımız, başka liglerde gıpta ile örnekler verdiğimiz bir pozisyondu. Hayır, ya olur ama ne olur? Mesela normal bir maçtır. Çok şey bir maç değildir. Dünkü maç tam tersi. Trabzonspor açısından çok önemli bir maç. Benim olduğum yerde taraftarlar şey yaptı mesela. Vizca'ya kızdı. Niye durdun diye. Yani futbolcular bizden önde. Oyun kültürü konusunda bizden öndeler. Yani oyun kültürüne katkı anlamında o pozisyon. Çok iyi bir pozisyon. Bu sene Fenerbahçe deplasmanındaki ortamı germeme üzerindeki hamleden sonra ikinci olarak Trabzonspor'un, bunu da not alıyorum, kendi adıma gurur duyuyorum bu iki pozisyonla. Bunlar futbol, aradığımız futbol kültürünü yerleştirecek olan enstantaneler bunlar. Bu anlamda da Trabzonspor'un öncü, daha da öncü olmasını istiyorum, bekliyorum. Her takımımızda, her oyuncudan böyle şeyleri görmek istiyoruz abi. Her takımımızdan bunları görmek istiyoruz. Bir de çok kısa bir şey soracağım abi. Sen dedin ya, biz böyle kötü sonuçlar aldığımızda hani kolaya kaçmak için işte ruh yok, bir işte şanssızlık diyoruz. Şimdi bu maçta da aslında yani mesela Cornelius'un kaçan inanılmaz bir gol pozisyonu var. Yani şaka gibi bir pozisyon. Ama yani orada Cornelius'un inanmayacak derece şaka gibi. Şimdi ben gol zannettim zaten. Gol yani gol olması lazım notu. Ben gol dedim, sonra top nereden oraya geldi dedim. Evet yani kimse anlayamadı zaten. O çok komik bir pozisyon. Ya şimdi mesela hani bu maçı ya işte Cornelius'un zaten direği yoktu. Biz zaten kazanırdık mı demek gerekiyor sence, yoksa hani işte yanlış oyuncu tercihi, daha farklı bir yöntem mi seçilebilirdi mi demek daha doğru? Sahaya çıkan 11'i eleştiremeyiz. Ben de o 11'i yapardım muhtemelen. Sonrası için belki daha erken değişiklik. Yani Wakame'nin çok kötü olduğu çok belliydi. Daha erken değişiklik öngörebilirdim. Orada biraz gecikti bence. Yani onu biraz daha önce yapmalıydı. Hala eksiklikler var. Hala oyun için eleştirecek bir şey var. Tek başına şanssızlıkla izah edecek bir şey değil. Tam tersi. Antep lehine, aleyhine de şanssızlık diyebiliriz. Bir iki pozisyon. Onlar için de var benzer pozisyonlar. Cornelius'tan çok Wakame'nin kaçırdığı bir gol var. Bence o çok daha... Evet, olan. Çok da iyi vurmuştu aslında. Çok doğru yere vurmuştu. Yani kaleciyi terste bırakacak bir yere vurmuştu. O da olmadı. Hatta son dakikada Koyta'nın orta şut karışımı biraz fazla sert pozisyonda da Wakame biraz daha hazırda olsaydı kafayla gol yapabilirdi. Bunların hepsi olabilir. Olacak şeyler. Çok düşmedi Trabzonspor'un oyunu. İnsanlar yanılıyor bence. Aşağı yukarı böyle oyun oluyordu. Sadece sonucu alıyordu Trabzonspor. Ve sezonda birkaç şeyi bir daha hatırlatmakta fayda var. Üzgünüm ama unutuyoruz. Biz yaşarken unutuyoruz. Bir, Trabzonspor Beşiktaş'ın kadro maliyetinin yarı maliyetiyle kadro kurdu. Çok kısa sürede bir kadro kurmak zorundaydı. Çok kısa sürede şampiyonluk kadrosu kurmak için yaşlı o kadroyu, yani tecrübeli kadroyu tercih etmek zorunda kaldı. Bu bir tercihti. Ki ben hani ben böyle yapmazdım demiştim. Hala da diyorum. Yani iki sene geç olsun, daha uzun vadeli olsun. Ama beklenti öyle olunca çok. Dolayısıyla bu çok kısa sürede böylesine yaşlı bir kadro kurup yarışabilmenin bir bedeli var. O da neydi? Sakatlık yani. Dün bile cezalar vesaire. Evet. Yani sezon başından beri çok ciddi sakatlıklarla uğraşıyor. Ama bu sakatlık şanssızlık değil. Tercihin bedeli. Yani tecrübeli kadro tercihinin bedeli. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Buna şanssızlık gözüyle bakamayız. Ama onun bedelini ödeyeceksiniz. Bu bedeli ödeyebiliyor Trabzonspor topladığı puanlarla. Kendi cebinden ödeyebiliyor şu ana kadar. Kalan haftalarda çok yaşa, ömrüne bereket. Kalan haftalarda işte şimdi zor olduğunu düşündüğüm bir Karagümrük maçı var. Neden zor? Hızlı hücum konusunda Karagümrük oldukça iyi. Emre'nin... Abi ligin en iyi takımlarından biri kontra atakta. Emre'nin kendine gelmesi. Sol açıkta bence çok iyi. Sol açıklarda çok iyi.
Evet. Ama bir problem var Karagümrük'ün. Ligin en kötü savunma yapan takımlarından biri. Çok kolay, çok kolay gol yiyorlar. Özellikle çok duran toplarda, kenar toplarda. Yani ligin en kötüsü diyebilirim. Net bir şekilde ligin en kötüsü. Malatya dahil diyebilirim bunu. En kötü savunma yapan takımı. Ama hücumda çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Zaten oradaki tezatlık da bu kadar iyi bir kontra takımının bu kadar kolay gol yemesi zaten. Evet. Üstelik de yerleşikken de gol yiyorlar. Yani evet. Sadece şey anlamında değil. Yerleşikken daha kolay yiyorlar hatta yani. Savunma tam yerleşik vaziyetteyken çok daha kolay gol yiyorlar. Yani o anlamda Trabzonspor için avantaj tabii. Yüksek adamları var. Kenar haftalar doğru değerlendirilirse. Maçın havası başka olacak şüphesiz. Bu arada o maç da bir şampiyonluk maçı olabilir. Eğer bugün Fenerbahçe evet. puan kaybedersen o maç pazartesi pazarı Antep maçı pazar galiba. Antep Konya pazar evet. galiba. Yani o maç kazanılırsa pazar günü Trabzonsporlar maç oynamadan hazır bayraklar hazır evde. Bugün şey olursa. Ya olacak işte. Olacak gibi duruyor. Hani buradan evet, artık, evet. Kolay şey yok artık. Kalan iki tane maç alacak ya da tekrar söylüyorum bir beraberlik. Şey iki beraberlik bir galibiyet ya da beş beraberlik. Tabii. Değil mi? Hani en ucunu söyleyeyim. Matematiksel olarak evet. Evet beş beraberlik. Yani hani bu hafta olsaydı şu hafta olsaydı eyvallah. Bunlar üzülecek şeyler ama bunlar üzerinden eleştiri olmaz yani. Eleştiri saha içine dair olur. Ama bu o güzel bir işi değil mi abi? Neden beş hafta önce en sevdiğimiz gelmedi eleştirisi evet. güzel bir şey aslında. Evet güzel bir şey. Güzel. Ya sadece bu eleştirilse güzel bir şey. Ama kıymetini bilmek lazım. Bu eleştiriyi yapabilme ortamının tadını çıkarmak lazım yani. Neden sahamızda şampiyonluk kutlama zevkinden bizi mahrum ettiğiniz diyebilmenin nasıl bir şey olduğunu umarım bir daha özlemez Trabzonspor taraftarı. Umarım abi. Bir de şeyi soracaktım. Sen hep şey diyordun ya birazcık baskı iyidir Trabzon. Evet. O baskı var aslında. Yok değil. O yani şu an kim etkiledi sence biraz? Benim futbolda en sevmediğim hal Araf. Ya bir taraftan şampiyon olduk gözüyle bakıyorsun. Bir taraftan olmadı. Bu çok zor bir şey. Yani onun baskısı normal baskıdan daha fazladır bence. Yani o izah edilmeyecek bir baskı. Bence çok zor bir şeydir. Hani şöyle maçlar vardır ya. Ya yensen yenmek zorunda değilsin. Beraberlik yetiyor. Ama işte her an öbür tarafta başka bir gol gelebilir. Araftasın ne yapmak. Bu tam öyle bir maç. Ya bu maçlar tam öyle bir maçlar. Dolayısıyla hani onun işin mental boyutunda onun etkisi var diye düşünüyorum. Ya bir de son olarak Vakayemi'nin kontratını sormak istiyorum. Çok konuşuldu hafta içi. Yani Vakayemi'nin kontratı nedir abi? Geç şöyle 3 yıllık kontrata itirazım var. Benim idealim 1+1. Yaştan kaynaklı olarak. Yaştan kaynaklı olarak. Ama bugüne kadar kattıklarıyla Vakame'ye özel bir hal sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Buna itiraz eder miyim? Hayır etmem. Benim istediğim 1+1 olmalı. İtiraz etmem. Ama ben orada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yani çok hani Trabzonspor'un verebileceğinden çok fazla veren varsa gitmeli zaten yani. Bu konuda yarışamaz Trabzonspor. Yarışmamalı. Bence. Vakayemi özelinde demek istiyorsun tabii. Sen yani, orada bir detay da var. Yorumluyorlar öyle değil. Şimdi bazı oyuncuların bazı haftalarda düşer şeyi. Fiziksel şeyi. Ya da yükselir. Geçen hafta konuşmuştuk ya. Evet. Bazı oyuncuların bazı aylarda çok yükselir mesela performansı. Vakame böyleydi. Belki bu kadar uzun sürmüyordu ama sorunun mental değil fiziksel olduğu çok belli. Dolayısıyla yani bunun imzayla falan bir alakası yok bu Vakame'deki düşüklüğü. Yani Visca'da da form düşüklüğü var. Bunlar olabilir şeyler. Çok normal şeyler yani. Ama şimdi takım tamamlandı herhalde. Eksikler evet. tamamen. Şimdi hocanın işi daha zor. Cuma günü kadro konusunda bayağı zorlanacak gibi duruyor. Sen kimi çıkardın peki şu anki güncel performanslarda? Az önce cümleyi kurarken ben de onu düşündüm. Çok zorlanırım yani. Muhtemelen orta sahayı yine şöyle yaparım. Hamşik. Dorukhan. Dorukhan mı emin değilim. Değil misin? Hamşik, Siopis. Ömürle başlarım galiba gene. Hamşik, Siopis. Yani Dorukhan çünkü 10 numara bölgesinde olur mu? Çok onlara emin. Olabilir aslında. Baskı da yapar gerçi. Olabilir. Bak orta yani içerideki Karagümrük maçı için olarak düşündüm ben açıkçası. Hani içeride olabilir. Dorukhan'ın o yani ayağı da daha iyi Siopis'e göre. Kenarda Kouassi ile başlayıp Vakame'yi sonra mı denemek lazım aslında? Ya da yani onu bilmiyorum. Diğerleri zaten belli aşağı yukarı. Tabii oralar belli. Kouassi. Canini var bu arada. Canini de dönüyor. Bakasetas var. Yani önümüzdeki hafta kadro geniş. Seçenek bol. Çok seçenek var. Çok seçenek var. Ya abi çok teşekkür ederim. Savunma da tamamlandı artık. Savunma da dörde çıktı.
Evet, savunma. Stoperler de dörde çıktı. Yani önümüzdeki hafta herhalde ta sezon boyunca en geniş kadroyla. Galiba öyle. Bir sezon başın yani. İlk maçlarda bile bu kadar yoktu diye hatırlıyorum. Bu rahatlık hiç olmamıştı. Evet. Bu kadar olmamıştı. Yani kalan 5 haftada böyle olacak işte. 5 değil 6 hafta kaldı. 6 hafta kaldı. Bitmedi abi. Sen her hafta soruyordun bana. Saymamak gerekiyor demek ki. Yani. Tabii abi öyle saymamak gerekiyor çünkü bitmiyor hafta hafta. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese. Çarşamba günü Agora'da yine izleyicilerimizi Çarşamba Agora'ya bekliyoruz. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Eyvallah.